Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Hangi saatte izliyorsanız hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Yeni videomuzu başlatıyorum. Hemen storumuzu açacağım. Camımızı açacağım ve güne başlayacağız. Bakalım Ali Beyciğim aradı. Uyandın mı karıcığım dedi. Ali Bey dışarıda, Caner'cim dışarıda. Uyandın mı dedi. Çünkü dün gece çok geç geldiğimin farkında. Uyandım dedim, o zaman kahvaltı hazırla, şöyle güzel bir kahvaltı yapalım dedi arkadaşlar. Mutfağa hemen girdim, onların istediklerini ocağa koydum. Özellikle de sordum istediğiniz bir şey var mı diye. Caner'cim patates istedi, Ali Bey'cim turşu kavurması istedi. Onları ocağa koydum. Arkadaşlar çayımı da demledim. Şimdi masamı falan hazırlayacağım. Üstümü başımı değiştirdim. Güne başladık bakalım. Şu turuncu kırlentimiz hiç oradan aşağı inmiyor arkadaşlar. Öyle Ali Bey oraya yatarken hemen oraya koyuveriyor. Bir tanesi orada, bir tanesi de karşıda. Karşılıklı yatarlarken hemen kırlent yukarıya çıkıyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Bizleri soracak olursanız uykusuzuz ama çok da keyifliyiz arkadaşlarım. Dün gece çok geç geldik eve. Saat 4 gibi geldik. Benim videoyu düzenlemem, ayarlamam, etmem 5.30, son işlemlerini yapmak için de saat 10'da kalktım arkadaşlar. Çok güzel, keyifli geçen bir akşamdı. Emine de öyle, işte Aslı'cım da öyle. Vallahi saat ilerledi, ilerledi, karnımız acıktı. Reyhan'cım meyve istedi. Ben de şöyle çeyrek ekmeğin arasına yarım domates, 4-5 tane zeytin koydum, yedim. Eve gelince de bir tane çiğ börek yedim. Ondan sonra işte uyumaya gittim. Video işlerini hallettim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kıymetli yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi her zaman bekliyorum güzel arkadaşlarım. Destek olmayı unutmayın Yeliz bacınıza. Bekliyorum, her zaman bekliyorum ama inanın hani yaşantımı görüyorsunuz. Her şeyi açık bir şekilde sizlere çekiyorum, gösteriyorum. Yani böyle arkadaşlarla olduğumuz ortamda telefonu elime alıp da çok böyle telefonda haşır neşir olmak olmuyor. Yorumlara mı odaklanacağım, söylenene, sorulana mı odaklanacağım? Birazcık yorumlar açısından affınıza, anlayışınıza sığınıyorum arkadaşlarım. Evin içinde de zaten işte çoluk çocuk, evin işi, video çekmesi falan derken evin içinde de oturup bir türlü şey yapamıyorum. Kendimi de hep böyle açıklamak zorunda hissediyorum. Hani üzülen, kırılan arkadaşlarım vardır diye. Üzülmeyin, kırılmayın lütfen bana güzel arkadaşlarım. Hadi kahvaltı soframızı hazırlayalım, bizimkiler de gelsin. Simit istedim Cansu'ya, dedim Cansu'cum söyle babana da simit alsın yavrum gelirken dedim. Bir de çeri domates istedim, yani domates istedim. Bakalım bulabilir mi, alabilir mi bilmiyorum, ne getirecek hiç bilmiyorum. O zaman hemen kahvaltı soframızı ayarlayalım. Caner'in istediği yemeğe şöyle bir bakalım. Baharatını falan bir ekleyelim. Haydi turşumuzu da ekleyelim, soğanımızın üstüne, kavrulan soğanımıza. O zaman yeni gün güzellik getirsin, sağlık, neşe, mutluluk ve huzur getirsin inşallah güzel arkadaşım. Hadi başladık yeni bir güne daha. Caner'cim şöyle patates kavurması istedi. Bunu ben bolca yapıyorum arkadaşlar. Gerçi uzun zamandır yapmamıştım ama size de söylüyorum. Çünkü yaptığım şeyleri yapıyorsunuz. Hani yumurtalı ekmeği bile yaptığınızı söylediniz, işte söyleyen arkadaşlarım var. Ben de senden gördüm, yapıyorum Yeliz'cim diyenler var. O yüzden bunu da hemen kısacık anlatmak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi patatesi, soğanı küçük küçük ince ince doğruyorum. İçerisine sarımsak doğruyorum. Üstüne yağını ekliyorum. Tereyağı da çok yakışıyor. Soğuk suyunu ekliyorum. Tuzunu ekliyorum arkadaşlar. Böyle hem haşlanıyor, hem pişiyor, hem böyle patates özleşiyor. Sonra piştikten sonra da böyle böyle eziyorum ben bunu. Güzel arkadaşlarım. Çok lezzetli oluyor. Karabiberini, pul biberini ekledim. İsterseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Maydanoz da çok yakışıyor. Böyle ekmek banmalık güzel bir kavurma oluyor. Patates kavurması. Şurada da turşumu kavurdum. Çayımın altını da açtım. Isınsın. Şimdi patatesimiz de kavrulsun. Onun altını da açarım. Hatta açayım şöyle hızlıca pişsin. Kahvaltılıklarımı da çıkardım böyle. Onları da hemen tabaklara alacağım. Sonra masamıza alacağım. Masamızı hazırlayacağım artık. Ve bizimkiler geldi arkadaşlarım. Ali Beyciğim şöyle bir domates almış.
ketçap, mayonez almış. Evimizde kalmamıştı. Ve simitimiz. 4 tane de. 4 mü? 5 mi? Neden 5? Çok yeriz. Hafta sonu kahvaltısı değil mi? 5 tane de simit almışlar. Yumurta pişireyim mi gençler? Sucuklu yumurta. Gerek yok ya. Ali. Çıkardım şöyle sucuğu ama isterlerse pişireceğim, istemezlerse pişirmeyeceğim. İstemiyorsunuz tamam, o zaman kaldırıyorum. Hemen simitimizi de domatesimizi de sofraya alalım. Kahvaltımıza başlayalım. Şöyle simitlerimizi airfryer'a attık. Caner'cim yardım eder misin? Şöyle en yakında sen varsın, gel yavrum. Isıttık, hatta Caner dedi anne ısıtsak mı simitleri dedi. Gel elin yanmasın, gel. Döksem şöyle. İyi fikir oğlum dedim ben de. Hemen doldurdum hepsini. 5 tane zaten biliyorsunuz. Sıcak değil mi bayağı? Ama çıtır değil bu simit. Yumuşak simit sanki. Bilmiyorum. Şöyle yana yana dağıtsaydın. Sıcak tamam. Ya. Tamam. 2 tane de çiğ böreğim var arkadaşlar. Onları atacağım şimdi. Onları da ısıtacağım. Kahvaltı soframız hazır. Ali Beyciğim de burada minnocularımızı oynatıyor. Bakar mısınız? Hiç lokum oralı bile olmuyor. Hiç lokuma göre değil oyun oynamak. Ağır hanım kızım benim o. O yani böyle 50 yaşında kedi gibi. hiç. Hiç. Isıracak en sonunda Ali, sinirlenecek. Ne yaptın? Halledebildin mi evrakları? Canım gördü işte. Nasıl oğlum babanın durumu? Hallolacak gibi değil. Ya o kadar mı vahim durum? O kadar mı fazla? Emek bozuyoruz gene. Ne zaman oluyorsun? Ne zaman oluyorsun? Ne zaman? Sürpriz emekli bu. Sürpriz emeklilik. Hay Allah'ım yarabbim. Allah hayırlısıyla emekli olmayı. Hayırlısıyla emekli olmayı, paranı da çatır çatır yemeği nasip etsin. Yiyebilecek misin? Ya yiyor işte. Maaş yetmedikçe kenardan alırsın artık. Kenarda ne ya? Ne kenarı? Ne yapacaksın ya? 16 bin lirayla geçinebilecek miyiz? Geçiniriz bir şeyler. Bir şeyler yaparız. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Yeni demekli olanlar. Emekli olan mecburiyetten oluyor. Sen şimdi erken oluyorsun. Nasıl mecburiyetten oluyor? Çalışamayacağından dolayı oluyor. 46-47 yaşında emekli olanlar. Onların babadan mal mülk vardır. Efendim? Tarla, bağ bahçe vardır. Aa. Ek geliri vardır. Hiç öyle bir şey yok ama neyse. Sen onları örnek alma, boşver. Çocuğa bak. Sen onları örnek almasın değil mi oğlum? Çocukların mamasını nasıl alacaksın? Ucuz mama yiyecekler, pırasalı. Ucuz olmaz, ucuz pırasalı. Olmaz. Pırasalı mama, öyle mi? He? Sebzeli mamaya dönecekler. Olmaz, babaz olmaz. Kıyamazsın çocuklarına sen, kıyamazsın. Hadi sofraya çayı koyacağım ve karnımızı doyuracağız, haydi bakalım. Ve çaylarımızı da doldurduk arkadaşlarım. Hafta sonu kahvaltı masamız bu şekilde. Valla şu kaseleri de çıkardım. Herkes patatesini kasesine alır diye düşündüm. Cam bir yemek takımı oluşturmuş oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cam tabak. Yeni aldıklarım kupası falan, kasesi hepsi takım oldu. Caner'cim hazır. Otur yavrum. Hemen karnımızı doyuralım. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla yoklukla imtihan etmesin inşallah. Güya bizimkiler maçı izliyor arkadaşlar. İkisi de uyudu. Döndüler arkalarını. Ben de üstlerini örttüm. Televizyonu da kapattım. Şimdi salonu terk edeyim ben de. Şöyle kapattım. Uyusunlar bakalım. Şöyle balkona geldim arkadaşlar. Azıcık benim de uykum açılır belki. Ben de bir miskinleştim ki anlatamam size. Azıcık sohbet bari edelim. Bizimkiler benim elimi kolumu bağladılar arkadaşlarım. Yatak odasına gidip yatmadılar. Mutfakta da ses yapamıyorum. Şimdi mutfakla salonun arası da açık ya. Ses yapsam rahatsız olacaklar uykularının içinde. Uykuları bölünecek falan. Allah karşıda da cam siliyorlar ya Rabbim. Öyle görünce ben bir coşuyorum. Birilerini böyle temizlik yaparken görünce falan ama bugün hiç modum yok arkadaşlar. Çok uykusuzum. Sabah 5.30'da uyumak beni birazcık sarstı bugün. Kalktım, videomuzu da ayarlamam gerekiyordu sizlerle buluşabilmek için. Ayarladım falan, geri uyudum ama yetmedi arkadaşlar. Akşama da bir yere davetliyim. Bir arkadaşa davetliyim, oraya gideceğim. Şimdi bizimkiler de yattılar. Bu yemek de yapamıyorum, temizlik de yapamıyorum, ses de yapamıyorum. Ne yapacağız bakalım? Azıcık dinlensinler. Ali Bey çok yoruluyor arkadaşlar. Gerçekten
çok haklı. Emekli olmak istemekte çok haklı. Çok hak veriyorum ona ama şu an işten bunalan Ali Bey sonrasında da maddiyattan dolayı bunalacak ve emekli olduğuna pişman olacak. O beden yorgunluğu gittiği zaman pandemide biz 3 hafta karantinada kaldık korona olduğumuz zaman. 3 hafta boyunca evin içinde patladı. Bir görseniz, o zaman demiştim ben ona. Yani şu an şey diye düşün, emekli olduğunu düşün bak. Hani emekli olduğunda da böyle olacak falan demiştim. Dört duvarın arasında mı yaşayacağım ben emekli olunca falan demişti. Ondan sonra işte şimdi o beden yorgunluğu gidince hani boşluğa düşecek gibi geliyor bana. Hani gezmek dolaşmak istese de nereye gidip gezip dolaşacak? Ondan sonra öyle çok böyle kahveyi falan seven bir insan da değil. Evcimen bir arkadaş Ali Bey. O yüzden böyle hani kahveye gider, oyalanır, vakit geçirir desem zor yani arkadaş. Hani şu zamanda 16 bin, 17 bin lirayla geçinmek gerçekten zor. Hele de çocuk okutuyorsanız. Yani hele de çocuk evlendirecekseniz, Allah nasip ederse, sağlık olursa, o günleri de görürüz. Vakti zamanı geldiğinde her şey ateş pahası. Her şey. Hani mutfak zaten, mutfak masrafı 10 bin 15 bin lira bir aylık yani baktığımız zaman. Rabbim herkese geçim kolaylığı versin. Neyse çok konuştum, başınızı daha fazla ağrıtmayayım güzel arkadaşlarım. Hayatın içinde ne varsa hepsini konuşuyoruz, paylaşıyoruz işte. Arkadaşlarım günü akşam ettik. Şöyle çok güzel de bir kargomuz geldi. Şimdi kargomuzu sizinle beraber açacağız. İçinde kırık çıkık var mı diye aslında açmayacaktık bu kargoyu. Çünkü Cansucuğumun çeyizinin ilk parçası diyebiliriz arkadaşlar. Nereden çıktı Yeliz'cim falan filan diyebilirsiniz belki. Vallahi hiçbir yerden çıkmadı. Fiyatı çok iyiydi, çok uygundu. Öyle olunca alalım dursun kenarda dedik. Çünkü her geçen gün az yapma yine. Ali de çubukla üzümü oynatıyor da. Her geçen gün fiyatlar çok daha fazla arttığı için, fiyatı da çok iyi olduğu için, bu Kasım kampanyaları vardı ya, indirimler. O zaman dedik alalım dursun kenarda. Hiçbir zaman modası geçmez. Her zaman kullanılacak, alınacak bir şey olduğu için alalım istedik arkadaşlarım. Şöyle. Bir bakalım hani kırığı var mı, çıkığı var mı, çatlığı var mı? Bu sefer lokum geldi Cansu. Nazlı, lokum geldi bu sefer. Kız sen ne oldun kargocu bu sefer? Yüzüm gelmedi ya. Güzel günlerde kullanın canım, kullan canımın içi kalp. Kendime not yazdım. Bakar mısınız, pornat yazmış. Hayır, ben kendime not yapıyorum. Öyle mi? Evet, kendime hediye. Ay bunu da hiç duymamıştım Cansu. Çocuğum kendine böyle bir hediye almış. Güzel günlerde kullan canımın içi. Yavrum böyle bir şey olduğunu söyleseydin biz de. Hayır, ben kendime not yazmak istiyorum. Gel beraber açalım. Şöyle çay bardağına kadar var. Çok güzel bir kahvaltı takımı aldık arkadaşlarım. Gerçekten fiyatı çok çok iyiydi. Hemen şöyle çevireceğiz. Kamerayı bir çevirelim. İçinden kutuları çıkaralım ve bakalım kırığı çıkığı var. Şöyle özenle paketlenmiş. Cansu'cum bir yardım et de çıkaralım yavrum. Ne kadar güzel paketlenmiş baksana. Biz bir çıkaralım bakalım. Hemen masanın üstüne koy da. Kız, sana da alalım mı çeyiz? Ha? Gideceksin mi? Bak kızdı. Sinirlendi, elime ısıracaktı az daha. Şöyle. Hiç ses yok ama. Yoktur. İnşallah yoktur yani. Uğraştırmasın da bizi. Gel lokum, gel. Kutun hazır. Bantlarız. Bakalım da çatlağı olur, kırığı olur. Ne olur ne olmaz. Bir açalım hızlıca.
şöyle yakından da göstermek istiyorum. Kahvaltı takımı aldık arkadaşlarım, gördüğünüz gibi. Şöyle pasta tabakları var. Altılı desenleri, böyle çiçekli ve kareli desenleri var. 4 tane kasesi var arkadaşlarım. Böyle ortalarında birer çiçekler var. Böyle. Kaç almıştık Cansu'cum? 2200 TL'ye almıştık. Kaç parçaydı bebişim? 30 parça porlandın ve 2200 TL'ye aldık arkadaşlar. Yani günden güne her şey ateş pahası oluyor, artıyor. Ömürlük bir takım. Cansu'cum da hani görür görmez çok beğendi. Öyle baktık ettik, hadi dedik yavaş yavaş alalım. Çünkü modası geçmeyecek şeyler. Gençler böyle şeyleri çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Ben de çok beğendim açıkçası. Öyle olunca hadi dedik alalım. Babası da dedi al kızım dedi. Al. Sonra alınmasa. Şimdi alınmasa sonra alınacak illaki dedi. İhtiyaç. Böyle minik minik çeyiz ihtiyaçlarına başladık bakalım arkadaşlar. Kenarda dursun dedik. Yani dediğim gibi eğer böyle denk getirirsem güzel bir takım, yine böyle indirimden falan, yemek takımı da almayı düşünüyorum. Artık yavaş yavaş, varsa tavsiyeleriniz beklerim arkadaşlarım. Böyle yavaş yavaş çeyiz düzenler, hani böyle kenarda dursun etsin, bir şey olmaz dediğiniz neler var? Acemisiyiz bu işlerin. Hani öyle acelemiz olan bir durum falan da yok. Farklı şeyler anlaşılmasın, düşünülmesin. Yavaş yavaş alalım dedik. Çünkü hepsini bir arada almak mümkün değil arkadaşlar. Hadi çeyiz eksiklerini almaya başlayalım. Hani öyleydi böyleydi bilmem ne, onu alacağız bunu alacağız desek hepsi bir araya geldiği zaman çok 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 maliyetli olur. Çevremizden arkadaşlardan falan da böyle duyuyoruz. Hani onlar da böyle şey yaptılar. Hani yavaş yavaş almak lazım, etmek lazım, kenara koymak lazım modası geçmeyecek şeylerden diye. Lokumu göstereyim size. Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun kız? Seni kutu güzeli seni. Ha? Seni mi saklayalım çeyiz diye kutuda minnocuğum? Bir heyecanlanmış Cansu bu. Evet evet, kutunun içinde çok mutlu mu, heyecanlı mı, bir baksana. Allah'ım yarabbim. Kaldığımız yerden devam edelim. Lokumsu reklamı girdik araya. Yani gerçekten çevremdeki arkadaşlarım falan da böyle, hani genç kızı olan, oğlu olan, yavaş yavaş almaya başladım ben de falan diyor. Böyle kenara koyuyoruz parça parça diyor. Şimdi bunu 2200 liraya aldık. Yılbaşından sonra kaç liradan inmişti? Çok güzel indirimdeydi. 3500'den inmişti. Neredeyse %50 indirimdi arkadaşlar işte. Öyle olun. Bir de 200 lirada kuponu mu ne vardı? Bir şeyler vardı. Ha, yani gerçekten çok güzel bir fiyata aldık. Bakalım hayırlı olsun. İlk çeyizinin parçası da. Hayırlı olsun evladıma. Rabbim hayırlı kapılarda, hayırlı kapıda eskitmeyi, kullanmayı, eskitmeyi nasip etsin inşallah. Hayırlı insanla, insanlarla beraber. Rabbim herkesin karşısına hayırlı insanlar çıkarsın. Bizim karşımıza da inşallah. Öyle yani arkadaşlarım. Şimdi ben yardım edeyim Cansucuğuma. Bir tekrardan paketleyelim bakalım. Gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Yani böyle çeyiz yapan, düzen alıp kenara koyan, hani şu da olabilir Yeliz'cim, hiç modası geçmez, şu da öyle olur böyle olur diyen arkadaşlarım, yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi hepsini birden böyle almaya çıksak, kenara para koysak, bugünün aldığını yarın 3 ay, 5 ay, 3 sene, 2 sene, 1 sene sonra mümkün değil, alamayacağız. O yüzden öyle bir aldık bakalım, heves etti. Ben de beğendim. Neyse, yorumlarınızı bekliyorum güzel arkadaşlar. Ben üstümü giyindim. Cansu'cum paketini topluyor. Şöyle arkadaşlar, body giydim. Yırtık kotumu giydim. Kızlarla bir arada olacağız diye. Kırmızı body'mi giydim böyle. Nereye gidiyorum? Neslihan'a gidiyorum arkadaşlar. Neslihan'ın oğlu sünnet oldu. Daha önce videolarımda gördünüz mü bilmiyorum. Sünnet oldu. Ona hayırlı olsuna gidiyoruz bizim kızlarla beraber. Haydi gidelim bakalım. Cansu'cum bu gelmiyor bu sefer. Yalnız bıraktı beni. Yine soğuk değil ama bizim kombi yanıyor. Bizimkiler uyurken çalıştırmıştım. Üşümesinler diye. Haydi bu. Şöyle geldim arkadaşlar. İlk kez geliyorum. Her yerde bir boy aynası. Her binada bizim de olsa keşke. İki tane asansör var. Biri bozuk dedi. Ha, şuna gideceğim. Aşağı geliyor biri. Ben eve geldim. Şöyle bir sofrayla da masayla da karşılaştım arkadaşlar. Neslihan'cığım elin kolun ağrımasın. Neler var menüde?
Kıymalı börek. Ekstra bir de tatlımız var. Tatlımız ne? Gelin pastası. Gelin pastası. Bu fasulye? O da yazlığın bahçesinden. Ha. Elmalı kek mi? Kurabiyemiz, evet. İşte mercimek köftemiz, böreklerimiz, erişte, kıymalı eriştemiz var, yoğurtlu. Değil mi? Cevizli. Cevizli eriştemiz Tavuklu. Tavuklu. Onu yakından çekeyim şöyle. Anlayacağınız çok güzel bir sofra var. Ben akşam yemeği yemedim. Evdekilere öyle bir şeyler hazırladım. Çıktım arkadaşlar. O zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlarım çay faslından sonra kahve faslına geçiş yaptık. Şöyle minnoş minnoş fincanlarda kahve içeceğiz. Bakar mısınız fincanın güzelliğine? Şöyle. Hep beraber geldik mutfağın bile oynaya kahve yapıyoruz. Şöyle önden çikolatalarımız. Elma suyu muydu? Evet, elma suyu. Elma suyumuz. Amasya'nın meşhur. Ya! Aha, Amasya'nın evet. Elma suyundan tatacağız arkadaşlarım. Evet. Neslihan Amasyalı mı? Çorumluyum. Ne alaka? Leblebi olması gerekiyordu aslında. Amasya'nın deyince ben de bir an... Emine ile gezmeye gitmiştik ya Amasya'ya, oradan almıştık. Tamam o zaman. Amasya'nın elmalı suyu arkadaşlar. Burada da böyle kahve fincanlarımız hazır. Gidelim bir tadalım. Ben de bunları mı getireyim Emine? Yok, onlara bir daha dönerim ben. Çünkü 3 tane var. Tamam. Tamam o zaman. Vallahi yiyemediklerimizi de şöyle paketledik. Neslihan'cığım ıspanaklı kurabiye yapmış. Tarifini alacağım arkadaşlar. Evdekilere götürürsün Yeliz abla dedi. O zaman haydi gidelim. Kahve keyfimizi de yapalım bakalım. Ve oturmamız bitti arkadaşlar. Saat şu an 12:25 geçmek üzere. Kızlar asansörle iniyorlar. Biz de merdivenden iniyoruz Emine'cim, Aslı'cım. 8. kattan iniyoruz arkadaşlar. Neyse haydi gidelim. Ben şimdi Reyhan'la Aslı'yı eve bırakacağım. Oradan da eve geçeceğim abla izin verirse. Bekleyin kız. Yetişim şunlara. İyi geceler Arzucuğum. İyi geceler canım. Görüşürüz. Emine gitti. Gülay ablam gitti. Biz de gidiyoruz. Haydi bakalım. Selam söyle Arzucuğum. Görüşürüz. Bu gece erken döndük. Haydi görüşürüz. Hoşça kal. Geldim arkadaşlar. Kızları evlerine bıraktım. Ay. Haydi gidelim bakalım. Bir günü daha bitirdik sizle. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım ama sohbet, muhabbet gerçekten çok güzel geçen bir gündü. Ama dünkü uykusuzluğu, yorgunluğu atmadım daha yani. Ay. Yakamı falan kapattım ama bakmayın kapattım. Dışarıda gerçekten böyle çok ılık, güzel bir hava var. Hiç Aralık ayına girmiş gibi değiliz. Hemen şunu da söyleyeyim. Aralık ayında doğan güzel arkadaşlarım, doğum gününüz şimdiden kutlu olsun. Rabbim nice güzel yaşlar göstersin inşallah. Haydi gidelim eve. Bir gün daha tamamladık bakalım bizimkiler ne yapmış. Arkadaşlarım eve girdim. Baktım şöyle bizimkiler neler yapıyor diye. Maç izliyorlar. Baba oğul maç izliyorlar. Cazcığım da böyle birazcık uyumuş uyanmış gibi. Sabahki yorgunluğu o da atamadı. Tabii sabah 4'te işte o da 5.30 gibi falan uyudu. Ben böyle videoyla ilgilenirken o da yanımdaydı falan işte. Uykusuzluk insanı hırpalıyor arkadaşlar, yoruyor. Öyle meyveleri yemişler, içmişler. Ondan sonra maç izliyorlar işte. Ben de o yüzden balkona geldim kapanış yapmak için. Sizlerle vedalaşmak için. Gördünüz Neslihan'cığım çok güzel hazırlıklar yapmıştı. Çeşit çeşit hazırlıklar yapmıştı. Ve tatmadığımız şeyler oldu. İnanın o kadar lezzetliydi ki yaptıkları. Hatta elmalı keki çok güzeldi. Neslihan'cığım bu elmalı kekin tarifini alacağım senden dedim. Yeliz abla ben senden aldım ya o elmalı kekin tarifini dedi. Ama üzerine sos dökmemiş. Benim elmalı kek tarifimde sos var. Çok lezzetliydi. Her biri çok lezzetliydi. Rabbim bin bereket versin kesesine. Kesede bir göstermesin. Öyle güzel güzel oturduk. Neslihan'ın annesi de vardı. Ben Bafralı olmuşum artık arkadaşlar. Gerçekten nereye gitsem mutlaka tanıdık bir insan, tanıdık bir arkadaş çıkıyor. Hani demiştim ya Melih ablara da eski binadan güne girer misin Yeliz'cim demişti diye. 10 yıl beraber oturduk, komşuluk yaptım diye. Melih ablamla hemşerilermiş, Tosyalılarmış arkadaşlarım. Kastamonu Tosya. Hemşerilermiş.
İşte oradan, buradan, şuradan laf geldi, etti. İşte Melih var benim arkadaşım, tanıyor mu falan deyince dedim soy ismi şu mu bilmem ne dedim. 10 yıl oturduk, çok severim Melih ablayı. Aynı katta oturduk falan dedim. Öyle işte konuştuk. Neslihan'ın annesiyle de tanıştık. Gülay ablam falan da vardı, Emine'nin annesi. Güzel bir akşamdı arkadaşlar. Neslihan oğlunu sünnet ettirdi. Allah hayırlı eylesin. Rabbim damatlığını da görmeyi nasip eylesin. Hem ona geçmiş olsun hem de hayırlı olsuna gibi gittik işte. Güzel, keyifli bir akşamdı. Neslihan'ı da davet ettim. Ve işte kızları da evine bıraktım. Kapıdan girdiklerini gördüm. Ondan sonra evimize geldim arkadaşlar. Tam aşağıya geldim. Ali Bey aradı. Sen gelmiyor musun diye. Dün akşam gibi olacak sandı herhalde. Dün işte saat 3.30-4 gibi eve gelince. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Her arzuların oraya giderken Saliha'nın evinin önünden geçiyoruz. Saliha Bafra'da oturuyordu. Sonra Samsun'a taşınmışlardı. Yakın arkadaşım biliyorsunuz hayatını kaybetti. Her evinin önünden geçerken ah Saliha diyorum böyle. Rabbim rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Bütün ölmüşlerimizin ve Saliha'cığımın. Kirada oturdukları evin önünden geçerken diyorum yani o kadar boş, o kadar boş, ne kadar garip diyorum ya, ne kadar garip. Saliha yerini buldu, yerine yerleşti. Ona biçilen ömrü tamamladı. Yerine yerleşti. Artık kıyamet kopana kadar orada diyorum. Hani böyle düşününce arkadaşlar o kadar boş, o kadar boş, o kadar boş ki şu dünya. Gerçekten bomboş bir dünyada yaşıyoruz. Neler için çırpınıyoruz, neler için uğraşıyoruz. Rabbim güzel görüp güzel konuşmayı, imanlı, vicdanlı, merhametli, iyi insan olmayı nasip etsin hepimize inşallah. Neyse, böyle konuşsam ben çok laf uzar gider, sizleri de çok fazla sıkmak istemiyorum. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlarım. Saliha'yı da anmak istedim. Her geçmemizde anıyoruz. Ah Saliha diyorum. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin diyorum evinin önünden geçerken. Hatta kızlara da dedim ya, bu da çok güzel bir şey. Kızlar dedim, hani hatırlanmak da çok güzel bir şey. Yani arkanızdan Allah razı olsun, ah denmesi de çok güzel bir şey diyorum. Rabbim güzel hatırlayacak eş dost nasip etsin hepimize. Arkamızdan dua edecek, dualarında bize de yer verecek nesil nasip etsin, eş dost nasip etsin. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Mutlu pazarlar diliyorum hepinize. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.